Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Yeni bir oyunla birlikteyiz. Project High Rise arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gökdelenler ve apartmanlar var arka tarafta. Zaten oyunla birebir anlatıyor. Gökdelenler ve apartmanlar yaparak arkadaşlar, sonra onları kiralayarak para kazanıyoruz. Hem strateji hem simülasyon karışımı bir şey olmuş. Tam benlik. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu tarz oyunları ben çok seviyorum. Şimdi ben bayağı bir öğrendim. Tutorialleri falan da oynadım. New game diyeyim. Engineer demiş. Difficulty level. Kontraktör. Engineer iyi. Büyüklük demiş. Standart olsun. Demek extra large bile seçebiliyoruz. Vay anasını. Arkadaşlar ayarları çok kurcalamadan. Aa, seat bile var lan burada. Oha. Demek ki her başladığımızda random başlıyor. He? Bak, bunu görmemiştim. Yeni fark ettim arkadaşlar. Size göstereyim derken ben de gördüm. Hemen yeni bir tane oluştursun. Her başladığında da böyle bir cümleyle falan başlıyor. Özlü sözle. Space'e basıp arkadaşlar durdurabiliyoruz. Bu mantık biraz Rimworld ve Prison Architect'e benziyor. İşte 1-2 ile hızlandırabiliyoruz falan. Mesela böyle. Sonra da pause'a basıp durduralım arkadaşlar. Buralara basarak da yapabiliyoruz da, ben kısa yolları az çok öğrendim. Bu tarz oyunlarda yani bilmeniz gerekiyor biraz tuşları. Mesela böyle ASDF ile hareket ediyorum. Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar aşağı. Magmaya kadar inşa edebiliriz. Öyle yapsak mı lan? Gökdelen inşa etmeyelim de. Arkadaşlar, psikopat bir şey yapalım mı? Neyse, durun bakalım. Çok eğlenceli olacak. Şimdi oyunun amacı şu. İlk olarak böyle ofisler, mofisler inşa ediyorsunuz. Sonra o ofisler için gerekli olan şeyleri de inşa ediyorsunuz. Ben şuraya arkadaşlar bir construction floor yapayım. Mesela şu katı böyle bir çekeyim. Bakın buradan construct floor diye bir kat yaptım. Bunlar gidip ufaktan çalışsınlar. Tabi yukarı zıplayarak çıkamazlar. Bakın hata verdi. Zıplayarak çıkamayacakları için bunlara asansör yapacağız. Merdiven de yapabiliriz ama arkadaşlar, gökdelende merdiven kim kullanıyor değil mi? Asansör yapıyoruz. Tabi buraya yaptık olmaz. Buraya da bir tane yapacağız. Değil mi? Bu kattan bu kata gidebilsin diye. Bu arada asansörün masrafı $300. Sürekli çalıştırmanın masrafı da günlük $50. Oha, çok masraflı. Toplam 10.000 dolarla başladım arkadaşlar. O yüzden çok hızlı eritmeden şöyle bir yavaşlatayım, düşüne düşüne ilerleyelim. Aklımda şu var. Bu kata ofisler yapayım diyorum. Tamam mı? Ya da bu kata ofis yapsak. Şöyle 1 2 3 tane ofis yaptık. Şurada bir boşluk, utility. Onu kullanırız, merak etmeyin. Ne bu? Insurance office. Insurance dediği, Türkçesi maalesef yok arkadaşlar. Insurance dediği sigortacı ofisi. İşte böyle sigorta migorta işleri. Sonra insurance ofisleri kolay oluyormuş arkadaşlar. Ondan yapacağım ben. 3 tane yardırın ofisleri açtıktan sonra gelmeye başlayacaklar. Ama elektrik çekmedim. Şuradan sanırsam elektriği çekiyorum arkadaşlar ofislere. Olay budur. Elektrikleri çektim. Suya ihtiyaçları yok. Fakat ileride başka şeylere ihtiyaçları olacak. Mesela buraya birisi taşınmaya geldi mi? Bakın bize ne kadar veriyor. Bize günlük 100 dolar mı veriyor bakayım? Rent report. Değil mi? Günlük 100 dolar veriyor, aynen. Ve bunu istersek arttırıp azaltabiliyoruz. Ama çok pahalı olduğu zaman da memnun olmuyorlar. Apartmandan gidiyorlar. Şimdi günün sonuna gelmeye başladık. Her gece yarısı bize rapor veriyor oyun. O kısmı çok güzel bak. Muhasebeci gibi. Bak, birazdan verecek yanılmıyorsam. Aynen. Tam 12'de bize rapor veriyor. Bugün hiçbir halt kazanmadın diyor revenue. Expenses, masraflar da 1200 dolar arkadaşlar. 1200 dolar harcadık artık, inşallah. Bugün yeni bir günde para kazanmaya başlayacağız. Bunlar da dinlenmiyor hiç böyle. Hani oturmaları yetiyor, hiç uyumuyorlar bu psikopatlar. Şimdi başka şeyler de yapmak gerekiyor. Mesela apartmanlar falan da yapabiliriz. Restoranlar yapabiliriz. Özellikle şeyi çok seviyorlar. Mesela şu tarz bir şey yapalım. Şuradan üstüne tıklayınca food restaurant diyor ya. Mesela yiyecek falan arıyor bu ofistekiler, tabii ki aç olmaz. Değil mi arkadaşlar? Onlara yiyecek yer de yapmak gerekiyor. O yüzden bir tane dürümcü açtım. Kafe henüz açamıyorum. Prestij 1 lazım. Şu an prestijimiz 0. Level sistemi prestij gibi bir şey arkadaşlar. O level sistemine prestij demişler. Ne kadar prestijli olursa bir yer, o kadar çok, bir donduralım. O kadar çok yani ilgi oluyor. O kadar çok seviyorlar binayı. Ve bazı özellikler kapalı. Belli prestij levellerinde açılıyor.
Mesela iki yıldızda bu açılıyormuş, bir yıldızda bu açılıyormuş. Mesela kafeler bir yıldızda açılıyor. Anlatabildim mi? O yüzden prestij adım adım gitmemiz gerekiyor. İlk prestij için herhalde, ilk yıldız için en azından bir 20 kişiye ulaşmak lazım. Şimdi burada elektrik yok. O yüzden durdurdum arkadaşlar. Şuraya bir pil yok, bu değil. Şuraya bir tane çekmem gerekiyor. Küçük. Sonra bu kattan da böyle çekmem gerekiyor. Her kata bir tane yapmakta fayda var. Utility. O zaman farkındaysanız burası da boş. Burayı hep utility'ye saklıyorum. İleride lazım olacak arkadaşlar. Tamamdır. İşaret gitti. Buraya. Wants to move. Aa, bunlar gelmek isteyenler. Mesela arkadaşlar oyun bak açar açmaz gelmek isteyenler var biliyor musunuz? Mesela bir tane daha koyayım. Diyor ki buraya diyor Ennis Brutus want to move in. Buraya gelmek istiyor diyor. Sana günlük 90 dolar verir diyor. Süper abi. Süper süper. Bir de arkadaşlar şuradan mesela mutluluk mutsuzluk şeylerini görebiliyoruz. Şu anda bu mutlu hafif yeşilimsi zaman içerisinde yeşil ve kırmızılar netleşiyor. Şu anda çok net değil. Biz daha yeni başladık. Arkadaşlar psikopat ya. Dehşet bir gökdelen yapacağız. Böyle bulutlara kadar çıkacağız. Bulutlara kadar. Allah psikopat olacak. Arap Emirliği gibi yapacağım ben burayı. Allah'ın görmemişleri ya. Şimdi buradan build services to support your tenants demiş. Bu ne? Heh. Bu kopyalama servisi falan mı? Evet, ofis servisi. Mesela bu kargo servisi arkadaşlar. Mesela kargo ihtiyacı ya da posta gönderme ihtiyacı olursa diye. Bunlar zaman içerisinde belli olur. İsteklerini yapsınlar öyle yapacağım ben bazı şeylere. Bakalım bugün ne kadar kazanacağım. Şöyle hızlı hızlı olsun. Dur bakalım bugün 300 dolar kazanacağım herhalde. Bakalım gün sonu raporundan alırız. O güzel ya, muhasebe olayını çok güzel yapmışlar. Hatta şöyle göstereyim. Ada Report diye bir olay var. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok güzel ya. Ulan harbiden muhasebeci gibi böyle analiz edebiliyorsunuz ya. Çok seviyorum ya. Ben verileri takip etmeyi çok seviyorum. Hani eskiden matematiği bile bu kadar sevmezdim. Artık böyle çok takip etmeye bayılıyorum arkadaşlar. Şimdi bir kat daha yapayım ben ufaktan diyeceğim de çok masraf da yapmak istemiyorum. Bir tanesi 12 dolar gerçi çok değil. Tamamdır. Sadece katı yapayım bir de asansör yapayım yeter. Hani hazır olsun bir şeyler inşa edecek olursam. Budur. Tam gördüğüm gibi 300 dolar kazandım. Eksi 1419. Bu bir önceki günün de dahil arkadaşlar. Tabi gittikçe karımız masrafımızı geçince kar etmeye başlayacağız. Hani günlük karlarla birlikte. Şimdi şöyle bakalım orayı da inşa etsinler. Başka ne yapabilirim diye bakıyorum da. Apartman yapsam mı acaba ya da arkadaşlar bu oyunda farklı farklı biçimlerde ilerleyebilirsiniz. Ben bu gökdeleni önce başarılı bir iş hanı olarak yapmak istiyorum. Tamam mı? Diğer yönü de seçebilirdim. Yani başarılı bir apartmanlar, evler de yapabilirdim. Sadece ailelerin, insanların yaşadığı. Ama yani birinden birini seçmeniz önemli çünkü ne kadar iyi odaklanırsanız o kadar mutlu ediyorsunuz taşınanları. Ve size o kadar çok kira ödemek istiyorlar. O yüzden ben şu an için iş hanına odaklıyım. Sonrasında başka şeyleri yaparız. En azından stabil bir biçimde atıyorum birkaç bin dolar kazanayım. Anlatabiliyor muyum? Mesela bakın şu anda günde 200 dolar kazanıyormuşum. Bu artacak herhalde. 300 dolar olması lazım bunun. Çünkü burası 100 getiriyor. 190. Sen kaç getiriyorsun? 90. 100. 100. Hatta belki 400-500 dolar getirmesi lazım ya. Değil mi? Dur bakalım. Artı 200'den fazla olması gerekiyor buranın ya. Artı 200'den... He benim masraflarım da var ya. Masraflarım da var arkadaşlar. O yüzden böyle. Mesela şöyle yapayım. Ada raporttan diğer masraf... Ha, infrastructure diyor. Bu altyapı falan masrafları. Binanın genel masrafları da var. Elektrik masrafları. Utilities. Başka? Başka? Servis masraflarında şu an çok servisim yok diye. Bunlar yok masrafım. Güzel. Güzel. Başka ne yapabilirim? Mesela yeni ofis mi yapsam? Bence bir iki tane daha ofis yapayım be. Şura boş dursun. Şuraya taşınmak isteyen biri var mı? Var. Insurance ofisten başka kimse kalmadı taşınmak isteyen. Expected response diyor. Mesela taşınmak isteyen olursa inşa edebiliyorum bunu arkadaşlar. Bekleyelim.
Bir tanesi gelecek yine, okey. Başka biri gelmek istiyor mu? Oha, 4 kişi daha gelmek istedi ve 105 dolar veriyor. Gel 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 gel. Elektriği çekmem lazım, çok önemli. Yavaşlat. Arkadaşlar elektrik çok önemli. Tamamdır. Telefon henüz şey yapmadılar ama, hani söylenmeye başlamadılar ama. Aa bak, kırmızı görüyor musunuz? Kopi servis yok diyor. Heh, şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Buradan kim mutlu, kim mutsuz, nerede ses var, nerede çöp var falan her şeyi görebiliyoruz. Satisfaction. Şu an biz bununla ilgilenelim. Kim mutlu, mutsuz? Bunlar mutlu. Yeşil. Tamam, okey. Ama bizim elemanlar mutsuz. Mesela şu diyor ki fotokopi servisi yok diyor. Bu ne diyor? Bu da diyor fotokopi servisi yok diyor. Muhtemelen bu da fotokopi servisi isteyecek. Bir fotokopi servisi yapalım arkadaşlar. Bu katta ofisler olsun. Şu kata arkadaşlar şöyle gel. Of diyelim ya, göremiyorum. Heh. Şöyle yapalım. Bir kat daha inşa edelim. Sadece ama sadece fotokopidir, ebik gübüktür. Servisler olsun yani sadece. Şimdi buraya bir tane de asansör. Bir de buraya services, services, build services. Construction build services requested by office. Copy service. Copy. Copy servis demişlerdi. Ha, önce katı yapmaları gerekiyor. Tamam. Elemanlar çalışsın. Daha çok işçi alabilirim ama günlük masrafımı arttırmak istemiyorum. Olabildiğince az kişiyle çok iş çözmemiz önemli arkadaşlar. Halledeceğim işini, merak etme. Kopyalama servisi geliyor. Şey demiş. Memoston elimdeki kağıtlar kendi kendilerini kopyalayamıyor diyor. Kopyalama servisi istiyorum. Süper. Copy servis. Tamamdır. Güzel. Şimdi kopyalama servisini inşa ediyorlar. Günlük 50 dolar masrafı olacak ama kiracılarımı memnun edecek. Arkadaşlar 580 dolar yaptım bugün. Süper. Ve bu miktar gittikçe artacak. Yeni taşınan kiracılarımız var. Süper. Buranın elektriği mi yok? Var. We can't function without an elektrik var sende. Ha, şeyi çektim. Şunu koydum da. Çekmedim elektriği. Tamam. Budur. Nasıl arkadaşlar oyun? Çok güzel değil mi ya? Bu oyun böyle gittikçe daha eğlenceli olacak. Böyle apartmanlar yapabiliyoruz. Disko, sanat galerisi falan filan. O kadar çok şey var ki. Tabi level atladıkça bunları yapabiliyoruz. Birden her şeyi inşa edemiyorsunuz. Bir de bildiğim kadarıyla sandbox modu yok galiba. Bakmam lazım, belki vardır. Oyunun tamamını keşfetmedim arkadaşlar. Beraber keşfedeceğiz inşallah. Kopi servisinizi yaptım. Herhalde artık mutlu olursunuz. Değil mi? Başka konuda mutsuzluğu olan var mı? Bakıyorum. Önce arkadaşlar başarılı bir ofis sistemi kurmak önemli. O önemli. Şu tarafta çöpleriniz nasıl? Çöp durumunuz nasıl? Çöp durumu şu anda yok. Kokuyor mu buralar? Buralar kokuyormuş. Havalandırma servisi yapabiliyor muyum? Gürültü, her yerde gürültü var. Bu ne? Elevator. Tamam, her yere asansör ulaşabiliyor. Arkadaşlar Türkçe yok ama Türkçesini hep çeviriyorum. Hani beni dinlerseniz oyunla birlikte benimle bütünleşebilirsiniz. Hani oyunla birlikte ben gibi anlayabilirsiniz. Beni etkin biçimde dinleyin yeterli. Şimdi çöp sıkıntıları yok ama burada çöp yeri yapacağız yakında. Tamamdır. Çok fazla bir şey harcamak istemiyorum şu an. Şimdilik saklıyorum. Mutlu olmaya başladı mı? Süper abi. Mutluluğu arttı, gördünüz mü? Kopyalama servisini kullanmaya başlayınca mutlu oldular. Yeni ofisler yapmaya devam edebilirim. Bunları mutlu ettim. Eminim yeni gelenleri de mutlu edeceğim. O yüzden buraya bir ofis daha yap. Kesin gelmek isteyen vardır. Yüksek 95 dolar vereceğim diyen var. Sen 100 dolar veriyorsun. Tamam. Kopi servis istiyor sadece diyor bak. Aslında şey yazıyormuş. Mesela kiracı ne istiyor, ne kadar para verecek falan bak yazıyor. Elektrik lazım diyor. Görüyor musunuz? Bir de kopi servis istiyorum diyor. Yani fotokopi istiyorum diyor. O kadar. Yani aslında müşteriler, kiracılar ne istediklerini bilerek geliyorlar. Sadece sizin okuyup dinlemeniz gerekiyor. Günlük 1000 dolara ulaşırsam diyor bana bu proof concept 785 dolar günlük gelirimiz. Arkadaşlar kâra geçmeye başladık, görüyor musunuz? Kâra geçmeye başladık. Güzel, 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 süper. Bu oyun süpermiş lan. Yaptım, olacak. Aklıma Ali Ağaoğlu geldi ya. Arkamda kocaman gökdelenler olacak.
20. katta yüzülür mü? Yüzülür anasını satayım. Ağaç da koyarım, orman da koyarım. Adam süper ya. Seviyorum ya Alaaddin'i. Neden biliyor musunuz? Çok samimi bir adam. Mesela şey konusunda geçen ona bir soru sordular. Dediler ki hayatında Alaaddin'e sorulan bir soru bu. Hayatında hani bütün paranı her şeyini versen, feda etsen ve dünyada bir şeyin çözülmesini istesen neyin çözülmesini istersin dedi. Adam samimi olarak şu cevabı verdi. Dedi ki her şeyimi feda etmeye hazırım dedik. Yeter ki Türkiye'de tamamen barış olsun, huzur olsun, mutluluk olsun. Ben bütün paramı bunun için veririm dedi adam ya. Harbiden samimi adam yani. Bu cevabından dolayı onu seviyorum yani. Yıllar yıllar önce kaç yıl oldu bunu diyeli bayağı oldu. Şimdi burada tamam. Yeni ofisler falan yapabilirim sanki ya. This city economy is really heating up. City vacancy rates very low and tenants are willing to pay higher rents. Güzel, güzel, güzel. Yeni ofisler yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? 1, 2, 3. Burası 3 tane alıyor. Her bir ofis kaç tane alıyor? 1, 2, 3, 4 tane blok alıyor. Şuradan sayıyorum. 4. Şuraya bir 4 daha ekleyeyim. Asansörü şu tarafa almaya başlayacağım. He, alamam ki ama. Şu tarafa da ofis eklemek istiyorum ya. İşin özü o. Dur bakayım şöyle bir şeyler planlayayım. Değişik olacak bu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. Böyle çıksın. Arkadaşlar çok ucuza mal oluyor bunlar zaten. Artık param var ya. Artık günde 885 dolar geliyor. Sıkıntı yok. Güzel. Utility'leri zaten bu taraftan çıkartıyorum. Güzel. Asansör oraya yapabilirim. Diğer katlara çıkmadan önce buralara yapabilirim ki. Ha, süper olacak. Şimdi soru şu. Buraya asansörü dur şöyle yapayım. Tamam mı? 4 tane yeni ofis yapacağım. Bitirin orayı. Zaten bir sürü yeni gelmek isteyen var. Bugün biraz masraf yaptık. Evet, bir 100 dolar zarardayım bugün. Sıkıntı yok ama. Bir sürü kişi kiracı olmak istiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Kaç kişi? 2 kişi ekledim. 3 kişi kaldı. Bunlar kiracı olmak isteyenler dediğim gibi. 100 dolar. Yüksek kira verenlere hemen tak 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 koyuyorum abi. Hiç acımam. Hiç. Tamam, oraya kadar bile elektrikleri çeksem sanki iyi olur, değil mi? Çünkü oraya kadar çekmemiştim. Hop. Tamamdır. Tamamdır. Herhalde sıkıntı çıkmaz ya. Her kata bir tane utility sigorta. O ses neydi lan? Garip bir sesti. Her kata bir tane sigorta koyuyorum. Normalde millet bu sigortaları bile koymadan aşağıdan yardırıyor. Ama ben koyarak ilerlemek istiyorum. Hiçbir sıkıntı olmasın. Elektrik sam dur. Tamam. Bu kiracı geldi geri gitti. Onun yarısını verdi de. Bir de elektrik sistemi yetmemeye başladı. Çok fazla kata verdim. Onu çözmenin yolu şu olsa gerek. Günlük 250 dolar masraf diyor ama elektrik sistemini upgrade eder. Sen niye mutsuzsun? Moving out. Neden? Neden mutsuzsun? Neden mutsuzsun? Bir şey mutsuz ama çözemedim ya. Considering moving out. Neden? Mutsuzluğunun nedenini söyle bana. Her şeyi çözebiliriz. Çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ne olur gitme. That was lunch. Allah Allah. Acaba kirayı mı ucuzlaştırayım? Al. Bazen o yüzden gıcıklık yapıyorlar. Al. Birazcık düşüreyim kirayı senin için. Bak mutlu oldu hemen şerefsiz. Kirayı ucuzlaştırınca düşündüğümden daha az kira dedi. Mutlu oldu. Fırlamalar. Demek ki böyle borsa gibi arada bir oynamak gerekiyor. Başka bir mutsuzluk. Bak mutlu olmaya başladılar. Aynen. Bakayım tekrardan. Aynen yeşilleşiyor. Bak çok kırmızıydı buralar. Nice. Süper arkadaşlar. Çok güzel. Bir de şöyle hafiften yavaşlattıralım. Ha, daha bunlar için şey lazım değil mi? Prestij falan lazım ya. Prestij lazım. Prestij lazım. Kafe mafe bir sürü kafemiz var zaten. Ha, bu arada kafe için kaç kişi gelmek istiyor ki? Mesela şunu şöyle yapsam. Gerçi yok ya yani inşa etmiyorum. 3 tane kafe var. Gereğinden fazla yaparsam olmaz. Service build service to support the needs of your apartment. Ha, bu apartmanlar için, bu ofisler için
Bottle Service, Janitor Service, Copy Service'i zaten yaptık. Not present, no demand demiş. Şu an bir ihtiyaç yok diyor. Operating diyor. Bir tane copy servisi yetiyor değil mi herkese? The city economy is slowing down, rent and cost. Aa, diyor ki ekonominin şehrin ekonomisi yavaşlıyor diyor. Kiralar normale dönüyor diyor. Arkadaşlar mutsuz olmaya başlarlarsa kiraları düşüreceğiz. Bu mutlu. Bu mutlu. Şuradan bakıyorum bakın satisfaction'da. Gülen yüzleri var. Bu çok değil. Neden? We did not turn a profit yesterday. There are too few customers or too much competition. Senin kiranı birazcık düşüreyim. Keyfin yerine gelsin. Bu mutlu. Bu mutlu. Sen de mutlusun. Tamam. Senin bu ikisi mutlu arkadaşlar. Güzel. Bu zarar etmiş. Bir önceki gün zarar ettim diyor. Kirasını biraz düşürdüm. Kâr edebilsin diye arkadaşlar. O yüzden şu anda sıkıntı yok. Yani şehri desteklemek görevimiz bizim yani. Hani. Şimdi soru şu. Soru şu. Biraz daha ofis açsam mı? Şuraya bir tane daha ofis aç. Şuraya bir tane daha ofis aç. Şuraya bir tane daha ofis aç. Bir sürü ofis açacağım. Bir sürü, bir sürü. Hop böyle. Bakayım gelmek isteyen var mı? Bir kişi var. 95 dolar veriyor. Şimdi sen ne istiyorsun? Bunlar muhasebeciler. Muhasebecilere telefon lazım. Elektrik lazım. Kopi servis. He, bir de posta servisi de lazım. Courier servis demişler. Taşıyıcı olayı mı? Aynen. Tamam. Muhasebeci almaya başlayayım. Muhasebecileri de alayım. Nice. Şeyi geçtim arkadaşlar. 1000 dolarlık olayı geçtim. Yeni kontrakt yaparım. 2000 dolar da yaparız. Şimdi 2000 dolarlık şeye başladım. Muhasebeciler alalım biraz arkadaşlar. Bu arkadaşları mutlu ederim diye düşünüyorum. Zaten copy servis var. Bir de bize courier servis. Yani postaydı, kargoydu. O işleri halleden servisi de yapıyoruz. Telefon çıkmamız gerekiyor buraya. Çekeriz. Şuradan telefon, fon. Telefon hattını full çek gitsin oralara. Güzel. Hop şuradan tersten çekemiyoruz. Valla kablo başına 13 dolar da az değil ha. Harbiden ha. Telefon hattı yetmiyor. Görüyor musunuz? Şurada pil düşük diyor. Telefon bağlı ama hat yetmiyor. Onu çözmenin yolu da aynı elektrikteki gibi şöyle bir telefon hattı koyacağız. Yeni hat sistemi. Upgrade yapacağız. Niye bak ya daha yeni geldin. Niye gitmek istiyorsun? Al kiranı düşürdüm. Allah Allah. Allah senin de biraz kiranı düşünüyorum. Zaten çok pahalı ödüyorlar. Biraz kiralarını düşüneyim mutlu olsunlar ya. Şuralara hep gülen surat görmek istiyorum. Hepsinde. Hepsinde gülen surat görmek istiyorum. Aa senin canın sıkılmış. Al kiranı düşürüyorum seni. Mutlu edeceğim seni. 50 dolar ver ama gitme ya. 50 dolar ver ama gitme. Değil mi arkadaşlar? Yeni birisini getirip kâr ettirene kadar bir gün bekleyip ya da 2 gün bekleyip bence bu daha mantıklı. Şimdi kopyalama servisimiz var. Taşıma servisimiz var. Kargomuz var. Bu apartman bayağı bir zenginleşmeye başladı. Prestijimiz bir prestij oldu. Bir prestijde arkadaşlar bir sürü şey açıldı. Sanat yeri bile yapabilirim bak. Biraz daha kâr etsin. Günde şu anda 405 dolar falan diyor. Zara şeyi çıkarttığımız bir zaman, masrafları çıkarttığımız zaman. Normalde 1200 dolar kazanıyoruz da işte günlük masrafımız da var bizim. 800 dolarlık masraf var az değil yani. Hani gelirimizin yarısından fazlasını masrafları ödüyoruz. O yüzden kârın daha da çok artması gerekiyor. Daha sonra böyle sanat atölyesi açarız, eğlence yeri yaparız, apartmanlar almaya başlarız yukarılarda. Mutlu edeceğim hepsini mutlu. Böyle bir katın tamamını sanat atölyesi yapabilirim. Bak süper olur. Prestiji de dehşet arttırır arkadaşlar. Psikopat olur. Evet arkadaşlar. Oyun bu. Çok güzel bir oyun. Daha geçen hafta çıktı işte. Bir hafta 10 gün bir şey oldu. Eylül'ün ilk haftası mı ne çıkmıştı? İkinci haftası. Steam'den görebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Ben bir iki bölüm daha oynayacağım. Çünkü çok sevdim. Hani ben eğlenerek oynuyorum. Kârım güzel bugün. Fena değil. Ben eğlenerek oynuyorum arkadaşlar. Siz de izlerken eğleniyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın.
beğen butonunu kırın arkadaşlar, beğenenler. Çünkü oradan bakarak ben de sizden motive olup yeni bölüme çekeceğim, değil mi? Evet arkadaşlar, izlediğiniz için